burada yönetim kurulu toplantımız, burada gezilerimiz hakkındaki harekat planını tasarlıyoruz. Burada grubun o günkü liderini belirliyoruz. Yeme içme ve barınma gibi ihtiyaç giderme gibi şeyleri hazırlıyoruz. Evet, onun yanında araç, işte fotoğrafçısı kim, işte evet. Kimler nerede duracak, yol durumu nedir? Organizasyon hakkındaki evet. Bütün detayları burada konuşuyoruz. Evet, masaya yatırıyoruz buradan. Bu şekilde şeye hazır olmuş oluyor. Tura hazır olmuş. Daha sonra da ne yapıyoruz? İşte herkese duyuru yapılıp falan yerde buluşalım evet. Denilip araçta yükleme yapılıyor. Araçlara bisikletlerimizi yüklüyoruz evet. Ve hareket noktasını buradan başlayıp ama yükleme konusu da ayrı bir iş bunun yanında. Evet, sıkıntılı bir işti. Evet. Çünkü çok detay istiyor. Bu bisikletler bisikletler değil, korumak gerekiyor. Uzun 1-2 saatlik bir yolculuk geçirecekler çünkü. Çizilmesini dahi istemiyoruz. Bunun için bütün tedbirleri neticede üzerinde bir hayat taşıyor. Çok güvenli evet. Bir şekilde gitmesi gerekiyor. Yani insanların da bundan emin olması gerekiyor. Bunun yanında sanırım Gezi'ye işte kaymakam gibi, belediye başkanı gibi kişiler de... Yerel yöneticiler bizlere destek veriyor ve burada start öncesinde onlarla buluşuyoruz. Bize bazı imkanlar da sağlıyorlar, destek veriyorlar. Yanımızda bulunmuş olmaları evet. De çok güzel. Ama gezi öncesi esas önemli olan sanırım ısınma hareketi. Isınma hareketi. Evet. Onlar da hem insanlara nasıl bisiklete bineceğini hem de nasıl ısınması gerektiğini, evet. Isınmadan kasların zarar geleceğini de paylaşmış oluyoruz. Aynen, paylaşmış oluyoruz. Burada onları bisiklet kullanmaya hazırlıyoruz. Hazırlamak zorundayız. Evet. Çünkü sakatlıkları... Ayrıca sabah geldiğimiz için o insanın üzerindeki sabah uykusunda bu şekilde atıp ufak bir muhabbet havası da olmuş oluyor. Tura başlıyoruz burada. Öncü gruplarımız var. Burada öncü grubumuzu bu defasında küçük bir bisiklet severimiz ve yanındaki öncü grup liderimiz evet. Sağlıyor. Burada koordinasyonda tesislerle sağlıyoruz. Bunun yanında yine bize gönüllü olan bisiklet yarış takımından gençler var. Onlarla yolun bozuk durumuna göre onları da koordine edip insanları daha sağlıklı bir şekilde uyarılarda, evet, uyarılarda bulunuyoruz. Kimsenin bir sıkıntı çekmesini istemiyoruz. Bu tamamen bir gezi hoş bir şekilde geçmesi gerekiyor. Evet. Ara ara da ne yapıyoruz? Kopan grupları birleştirmek için hem duruyoruz, insanlar bir soluklanmış oluyor. Doğayla baş başa kalıp fotoğraflar çekiyorlar. Bu arada tanışma fasılları da devam ediyor. Bozuk yollarımız var. Bazen doğada her yer aynı değil. Buralarda, bu da o bölgelerden birisi. Burada uyarıcı gruplarımız işte bahsettiğiniz devreye giriyor. Sağ salim bir şekilde seyahatimize devam ediyor. Bir de işte ikişerli, üçerli grupları koordine etmekte. Bazen insanlar yan yana muhabbette fazla şey yapıyorlar. Onları hakikaten dengeye almak bayağı bir zor oluyor. Bir uyarıcı ekibimizin bir üyesi burada. Evet. Onlara uyarılarda bulunuyor. Engebeli arazide hakikaten gitmek zor. Yani kayalıklar, çakırlar olabiliyor. Ama bunun yanında işin espri yanları da var. Gençlerimiz falan bazen sudan geçerken falan insan agresif olabiliyor. Ona da işin rengi tabii. Yani. Ama doğayla baş başa kalmak, o güzellikleri birlikte yaşamak. İşte sonbaharın renkleri ufak ufak ortaya çıkmaya başlamış doğada. Bunlar güzel görüntüler. Bunları yaşatmak istiyoruz insanlara. Amacımız bu. Gördüğünüz gibi kimsenin bir şeyi yok. Tamamen bir rahatlık içerisinde bisiklet kullanıyorlar. Evet, keyifli. Yani küçücük çocuk bile en önde çok rahatlıkla gidebiliyor. Evet, keyif alıyor. Müthiş yani, orada kendini ön plana çıkarma müthiş bir keyfini yaşıyor sanırım. Burada bir dinlenme molası veriliyor herhalde. Evet, dinlenme yerine geldik. Kesin çekilecek ve dinlenilecek azıcık soluklanacağımız noktalarımız var. Evet, bir de arkadan her ne olursa olsun güvenlik için gelen araçlarımız, işte sağlık setlerimiz, bunun yanında tamir setlerimiz, hepsi de arkada araç kontrolünde geliyor. Herhangi bir arızada acil müdahalede bulunabilecek şekilde devam ediyor. Bunları bulundurmak zorundayız yanımızda.
olmuyor belki bir şey ama olduğunda müdahale etmek gerekiyor. Evet, insanlar kendilerini daha çok güvende hissediyorlar bu şekilde. Evet. Daha mutlu, huzurlu bir şekilde gidiliyor. Yani sanırım bisiklet seferinde olmazsa olmazından biri bu olmalı. Yani insanların güvende olması. Evet, bunlar da bizim... Adrenalin sahibi arkadaşlarımız burada kendi şeylerini... Suda bayağı bir soğuk da var burada yani. Soğuk. Burada bu gezimiz öncesinde aşağı yukarı bir aydır bölge yağışlıydı. Ve oldukça serinledi hava. Şimdi ufaktan bir tırmanışa geçildi. Kestane dikenleri de pek aman vermiyordu. Buralarda pek lastik patlaması olmadı ama birazdan olacak galiba. Tam kestane mevsimi henüz sanırım başlamadığından olsa gerek. Kaçırdık onları. Bir hafta sonra olmuş olsaydı belki 10 gün sonra daha sıkıntı olabilir. Evet. Buradan geçerken bir de esas gitmeden şelale, sol tarafta güzel bir şelale vardı. Onu görüntüleyememişiz herhalde. Grup neticede terini soğumaması lazım. Her noktada durduramıyoruz nihayetinde. Tabii, yani burada 60 kişiyi durun arkadaşlar demek çok kolay. Bir de bu gezinin ayrı bir ehemmiyeti vardı. Çevre kirliliği olayı vardı. Zaten yer yerde insanlar geliyor bu güzelim yerleri kirletiyor. Siz orada bir konuşma yapmıştınız sanırım. Evet. Evet. Bu arazinin sahipleri, arazinin sahipleri derken burası bir dere yatağı. Ama etraftaki araziler buradaki şahıslarla görüştük. Buraya bir proje düşündüklerini söylediler. Koruma altına alacaklarını söylediler. Umarım başaracağız bunu. Burada sonbaharın, burada biraz sonra yağmur başlayacak. Onun öncesinde bir rüzgarın yaprakları, sonbahar yapraklarını uçuşturduğu an. Muhteşem bir görüntü. Evet, evet, yine gençler duramamışlar. Buz gibi suyun tadını çıkarıyorlar. Evet. Nefis görüntüler. Yani bunların yerinde olmak isterim ama ne yazık ki bu şey olarak... Sanırım seyretmekle değil. Devam edeceğiz. Evet, bizim yine bir arkadaş ne yaptı? Bisikletini göle attı. Ve daha sonra da bunu aldık. Bayağı bir derinmiş ama suda yani. Orada bir şey yaptılar. Esas işte... Amacımız buydu burada. Temamız çöp toplamaktı ve bunun için geldik buraya. Buranın kirlendiğini söylemişlerdi. Biz de burada sigara izmaritine varıncaya kadar çöp topladık. Evet. İnsanlar doğanın güzelliğini fark ediyorlar ama kirlettiklerini fark edemiyorlar. Yani minik sporcularımız bile bu işe gönül verdiler. Evet. Bunları eğitmek durumundayız zaten. Bunlara bir şeyler söylemek durumundayız. Çevreyi bunlara korutmak. Sanırım bu gezi amacına ulaştı. Evet, güzel bir gezi oldu. Temamız da yerine gelmiş oldu. Gezimiz böylelikle başarılı bir şekilde sona ermiş oldu.